Winter is coming. Önden yüzüme vuran, şu an arkamda yanıyor. Bir RGB ampule prizi bağladım. Benim çok işime yaradı arkadaşlar. Kış geliyor. Kış geliyor. Ört hocam yorgan yorgan üstüne. Herkese merhaba. İbrahim Eminege ben. Bugün İspanyolca ya da İngilizce anlatmayacağım. Çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir ışık düzeninden bahsedeceğim. Evet, ben bu ışığı ilk olarak Onur Naci Öztürkler'in bir videosunda görmüştüm. 50 liralık ampul 2500 liralık RGB ışığa karşı. Başlıkta bahsettiğim ışık şu an arkamda yanıyor. Beyaz modunda. Bu uzaktan kumandayla kontrol edebiliyoruz kendisini. Ha, ismini de söyleyeyim. Osram'ın LED ampulü. Böyle gördüğünüz gibi renk seçenekleri de var. İşte on off tuşu var. 3 farklı ışık seviyesi var. Arttırabiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz. Bakın hemen bir kapatayım, görelim etkisini. Evet. Son derece etkilemiş değil mi arkadaşlar? Açtığımızda görüyorsunuz arka planda çok tatlı, yumuşak, soft dediğimiz bir ışık veriyor. Renk seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz isterseniz. Ben beyazı tercih ediyorum. Onun dışında flash var, strobe var. Beni çok ilgilendirmiyor. Hani istiyorsanız basayım. Ben strobe'a bastım. Yanıp sönüyor arkamda. Az çok görüyorsunuzdur. Ha, bununla ilgili bir gece çekimi de yaptım ben. Onu da şimdi göstereceğim size. İşte gece de bu şekilde etkili olabiliyor. Yani odanın ışığını yakmıyorum. Arka planda bu ışığı kullanıyorum. Bir duy var. Duya takılı tabii ki. O duya taktıktan sonra prize yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Seviyesini düşürebiliriz. Hemen ona da bakalım. Bir seviye düşürdüm, bu oldu. İki seviye düşürdüm, bu oldu. Üç seviye düşürdüm, yok gibi bir şey oldu. Gece yapıyor olsaydım bu çekimi biraz daha belli ederdi kendisini. Tekrar arttırıyorum. Sonuç bu şekilde. Bu ışık benim çok işime yaradı. Winter is coming sonuçta arkadaşlar. Kış geliyor. Karanlık günler kapımızda. Güneşi göreceğimiz günlerin sayısı azalacak. Güneşi görsek dahi ışınlarının etkisi azalacak. Dolayısıyla videolarınızı karanlık, böyle grenli, karıncalı bir şekilde yayınlamak istemiyorsanız ışık kullanmanız çok çok önemli. Ben bu ışığı nereden mi aldım? Onur Naci Öztürkler'in verdiği linke tıkladım. Hepsi buradan satın aldım. 70 liraydı fiyatı. Şimdi ne kadar olmuştur bilmiyorum. Siz de bakıp incelersiniz faydalı bulduysanız. Bilmeyenler için hemen anlatayım. Onur Naci Öztürkler çok faydalı ve çok keyifli videolar hazırlıyor. Adobe After Effects, Premiere Pro ve Photoshop'la ilgili ağırlıklı olarak. Bunun dışında DaVinci Resolve'den bahsettiği videolar da var. Kanalını incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka faydalanırsınız. Ben kendisini yaklaşık 3 yıldır izliyorum. Birçok da şey öğrendim. Premiere Pro hakkında, After Effects hakkında, Photoshop hakkında. Premiere Pro'da çok faydalı pluginler kullanıyor. Ücretsiz bunları tavsiye ediyor. Onun sayesinde yaptığım video editlerinin gerçekten süresi kısaldı ve kalitesi de arttı. Niye bu kadar Onur Naci Öztürkler reklamı yaptıysam, ama hak ediyor. Hayır, beğenmek dışında kendisini çok da seviyorum. Çünkü o bir Beşiktaşlı. Bir de önde kameramın üstünde kullandığım ayrı bir LED ışık var. Önden yüzüme vuran bu güzel ışığı sağlıyor. Görüyorsunuz gayet yüzümün her tarafı aydınlık. Bakın şimdi seviyesini düşürüyorum. Gördüğünüz gibi yüzümdeki aydınlık gitti ve görüntü grenlendi. Tekrar açalım. Farkı bir kez daha fark edin. Evet. Tabii sonuna kadar açtığımda böyle bir şey oluyor. Ben biraz daha kısarak kullanıyorum. Küçük ama çok etkili. Evet arkadaşlar, önde kullandığım ışık budur. Bu bir LED ışık. İki farklı renk modu var. Ben genelde yine beyazı kullanıyorum. Ama isterseniz arkasındaki kapağı ön tarafa takarak sarı ışık da elde edebilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi 4 adet kalem pille çalışıyor. Ama iyi haber, merak etmeyin. Ayrıca bir Type-C şarj aletiyle de çalıştırabilirsiniz. Şu gördüğünüz mekanizma sayesinde, kızaklı mekanizma sayesinde tripoda takabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Alıp denerseniz lütfen yorumlarda bana yazın. Yeni videolarda görüşene kadar da hoşça kalın.